Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Ben Kürşat Alptuğan. Eğer şu ana kadarki videolarımı beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Teşekkürler. Roguelike oyunlarını sevdiğimi daha önceden çektiğim Roguelike ve Roguelite oyunları anlattığım videomda da söylemiştim. Sizler de eğer Roguelike ve Roguelite oyunları seviyorsanız bu videomda sizlerle bu yıl içinde çıkmasını beklediğim 4 Roguelike oyunu hakkında konuşacağım. Eğer roguelike türünün ne olduğunu bilmiyorsanız sağ üstteki kartta roguelike türünden bahsettiğim videoma gidebilirsiniz. Yine de o videoyu izlemek istemeyenler için kısa bir açıklama yapmam gerekirse tekrar bazı bölümleri ya da haritaları oynayarak öldüğümüzde her şeyi kaybettiğimiz ancak hikayede ya da güç olarak ilerlediğimiz oyunlar diyebilirim basitçe. Bununla birlikte oyunlardan bahsetmeye başlayabilirim sizlere. Bahsetmek istediğim ilk oyun yakın zamanda demosu çıkan ve tatlı değişik bir sanat tasarımına sahip olan bir FPS Dungeon Crawler roguelike oyunu olan Sulphur. Oyunda kaza yapmış bir araçta uyanan, geçmişini ve amacını unutmuş bir rahibi kontrol ediyoruz. Ve boynumuzdaki kolye ile konuşarak amacımızı ve neden şu anki halimizde olduğumuzu öğreniyoruz. Amacımızsa kilisemizi ve takipçilerimizi yakan bir cadıyı yakalayıp intikam almak. Merak etmeyin, ölünce her şey bitmiyor ama buradan sonrasını oyunun demosunu indirerek de öğrenebilirsiniz. Oyunun sanat tasarımı oldukça tatlı ve göz yormuyor. Oyunda cadıyı yakalamak için daldığımız zindanın katlarında ilerlediğimizde her bir kat rastgele bir şekilde oluşturuluyor ve her zaman farklı sayılarda ve türlerde düşmanla karşılaşabiliyoruz. Ayrıca katların bazı yerlerinde de sandıklar gizlenmiş oluyor. Bu yüzden zindanı keşfetmek oldukça ödüllendirici olabiliyor. Silah kullanımına gelirsek nişan almadan silahlarla ateş ettiğimizde bazen saçma sapan yerlere ateş edebiliyoruz. Nişan aldığımızda bile bazen bu durum oluyor ama vuruş hissiyatı oldukça iyi. Silah geri tepmesi, düşmanların vurulmaya tepkisi ve öldüklerinde vurdukları yerlere göre vücutlarında delikler ya da yırtıklar bulunması güzel bir detay olmuş. Aynı şekilde yakın dövüşte kullandığımız katana da oldukça iyi. Karakterin envanteri, kullanabileceği zırhlar, yemek yapma mekaniği de oldukça iyi yapılmış bence. Ayrıca ayakkabı giyerken ayakkabı kısmının iki tek şeklinde yapılmış olması da oldukça güzel olmuş. Bütün bunlarla Sulphur, Roguelike, Dungeon Crawler ve FPS türlerini oldukça iyi bir şekilde bir araya getirmiş bir oyun diyebilirim. Oyunun Steam linki açıklamada, ilginizi çektiyse demosuna bakmayı unutmayın. Sırada Hades 2 var. Hades'i bilmiyorsanız, çıktığı dönem izometrik bakış açılı aksiyon roguelike oyunlarının tonla çıkmasına sebep olmuş, yani bu türdeki oyunlara öncü olmuş, harika bir indie roguelike oyun olduğunu söyleyebilirim. Hades görsel dizayn, hikaye ilerleyişi, boss tasarımları, rastgele eventler gibi pek çok şeyle benim kalbimi kazanmayı başarmıştı. Tabii beni en çok kendine bağlayan nokta her run'ımda farklı kombolar yapıyor oluşum ve her kombonun kendine has püf noktaları ve avantajlarıyla dezavantajları oluşuydu. Onun dışında her ölüşümüzün aslında hikaye için bazen küçük bazen büyük ama her zaman anlamlı şeyler kazandırması da oyunun hikaye tasarımını benim için oldukça güzelleştirmişti. Onun dışında oyundaki savaş apayrı güzeldi. Halihazırda hızlı akan savaş oyunlarını sevdiğimden Hades'teki hızlı akan ve hata yaptığında seni oldukça iyi bir şekilde tekrar hata yapmaman için cezalandıran o savaş sistemi çok iyiydi. Hades 2'nin de bu ülkelerde gelişerek gelmesini bekliyorum. Oyunun 2024'ün ikinci çeyreğinde erken erişimde yayınlanması düşünülüyor. Sizler Hades 2'yi bekliyor musunuz? Geldik daha önceki videolarımda bahsetmiş olduğum oyunlardan biri olan Roll Metal oyununa. Bu oyunu ilk defa Şubat ayındaki Nextfest demolarını denerken keşfetmiştim. Gizlilik, roguelike ve yakın dövüş türlerini bir araya getirmiş, değişik ama güzel bir oyundu. Oyundan uzun uzadıya tekrar bahsetmeyeceğim. İlgilenenler sağ üstteki videomdan izleyebilirler. İzlemek istemeyenler için özetleyecek olursam da çizgi romanvari, değişik grafiklere sahip, gizlenmesi Metal Gear Solid'in ilk oyunları gibi olup yakın dövüş sistemi de Sifu'daki gibi olan ve bir aydır ara ara oynamama rağmen hala demosundaki boss'u kesemediğim değişik ama oynaması saran güzel bir oyun Raw Metal. Demosunu merak edenler için Steam linki açıklamada, oyunun tam sürümüysü 19 Mart'ta çıkacak. Sıradaki oyunumsa Deep Rock Galactic videomda bahsettiğim Deep Rock Galactic Rockcore adlı co-op roguelike FPS oyunu. Oyunla ilgili pek bir bilgimiz yok. Tek bildiğimiz orijinal oyunda madencilik için kullandığımız Hoxus 4 adlı uydunun derinlerinde kontrolünü kaybettiğimiz bir üssü ele geçirmeye gidecek bir cüce ekibini kontrol edecek oluşumuz. Halihazırda Deep Rock Galactic Co-op ve rastgele oluşan mağaralar hakkında oldukça iyi olduğundan bu konuda da bir sorun olmadan üstüne koyarak bu oyunu tasarlayacaklarına inanıyorum. Bu yılın ilk çeyreğinde bir kapalı alfa düzenleyecekler gibi duruyor. Paylaştıkları yol haritasına göre.
Yine 2024 yılının Kasım ayında ise oyunun erken erişimde yayınlanmasını planlamışlar. Bakalım nasıl bir çıkış olacak. Katılabilirsem kapalı alfaya da katılıp deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Eğer cüce olarak madencilik yapmayı planlıyorsanız Deep Rock Galactic oyunlarına bir bakın derim. Deep Rock Galactic oyunlarıyla ilgili videoma da sağ üstten ulaşabilirsiniz. Böylelikle bahsetmek istediğim 4 oyundan da basitçe bahsetmiş oldum. Umarım ki videomu ve videomdaki oyunları beğenmişsinizdir. Sürçülisan ettiysem affola. Bir sonraki videomda görüşene dek iyi eğlenceler. Hoşçakalın.